Merhaba, Tasarım Rotası kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda eski bir valizin geri dönüşümü sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz 80'lerden kalma valizi bir sehpaya dönüştürmeye çalışıyorum. Öncelikle valizi bana veren Ayşe Oğuz'a teşekkür ederim. Yıllardan beri saklamış ve bu valizi bir şekilde geri dönüşüm için bana verdi. Kendisine teşekkürler. Valizin üzerindeki bulunan hataları düzenlemekte başlıyorum. Yıpranmadan kaynaklı eski yerlerini değiştiriyorum. Saplarında eski derilerle tamir ediyorum. Gördüğünüz gibi kemerlerden kestiğim derilerle oluşan deformeleri bu şekilde silikonla yapıştırarak tamir ettim. Daha sonra kullandığım malzemeler arasında tabii ki en önemlisi boyalar geliyor. Valizin doğal görüntüsü çok güzeldi. Onu daha farklı değiştirmek istemedim. O yüzden olduğu gibi kullandım. Sadece böyle yıpranık olan yerlerini düzenledim. Geri kalan tarafları tamamen aynı. Ben renk olarak değişiklik yapmaya uygun gördüm. Çünkü bir sehpa modu vermesi gerekiyordu. Çok fazla rengini gördüğünüz gibi böyle çok fazla bir bana göre hitap etmeyen bir renkti. Ben onu biraz daha değiştirdim. İçerisinde biraz mavi tonları, biraz da sarı tonları eskitme yapar gibi yaptım. Böyle bir desen elde ettim. Gayet güzel oldu. Kullandığım boyalar kendinden vernikli olduğu için üzerine bir vernik daha atmam gerekmedi. Kullandığım malzemeye, valizin malzemesine de, derisine de uygun olan bir malzemeydi. Yamuşak geçişlerle boyadım. Tonlama haline getirdim. Tamamen orijinal rengini bozmadan, üzerine eklentiler yaparak daha böyle eskitme bir görüntü elde etmeye çalıştım. Gayet memnun kaldım son halinden. Tabii ki valizi sehpaya dönüşte kullanmam gerekiyordu. Bunun için ilk önce ahşap malzeme kullanmayı düşündüm. Fakat valizin orijinalliğini biraz bozmaktan korktuğumdan dolayı sadece bir güzel eski bir sehpayı değerlendirmeye karar verdim. Aslında normalde altına ayak kullanmak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani sadece ayak monteleyebilirsiniz. Ama bunun için valizin biraz daha sert ahşap detayları olması gerekiyor. Kullandığım valiz daha yumuşak bir modda, yapıda. Bu nedenle ben onu bildiğiniz normal eski kullanılmayan bir sehpanın üzerine monteliyorum. Montelerken de içinde silikon, soğuk silikon kullandım. Çünkü gayet yapışkan formu veren bir şey daha uygun oluyor. Sehpayı biraz üstün körü hafiften boyadıktan sonra üzerine boyamış olduğum bu hazırladığım valizi yapıştırarak yerleştirdim ve sonucu elde ettim. İçerisine de kullanacağım, okumak üzere hazırladığım kitaplarım ya da okuduğum kitaplarımı yerleştirdim. Böylece bir kitap sehpası elde etmiş oldum. Fikrimi beğendiyseniz, uygulamak isterseniz, aklınızda sorular varsa altta belirtirseniz cevaplarım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımı takip edip destek olduğunuz için teşekkürler.